Çevremdeki harabe yapıları görünce hangi antik kentte olduğumu merak etmiş olabilirsiniz. Gerçekten de etrafım harabelerle çevrili. Ama bunlar öyle binlerce yıllık değil. Hatta henüz yüzyıllık bile değiller. Burası Kurtuluş Savaşı'nın ardından mübadeleyle boşaltılmış eski bir Rum köyü olan Sazak Köyü. ...1923 yılında Yunanistan'la imzalanan mübadele anlaşması sonucunda köyün sakinleri başta Pire olmak üzere Yunanistan'ın çeşitli bölgelerine göç etmek zorunda kalmışlar. Sahipsiz kalan Sazak Köyü ise geçen yıllara yenik düşmüş, eski sahiplerinin hasreti içerisindeki bir hayalet köye dönüşmüş. Zamanının bu güzel köyü günümüzde artık yaban hayvanlarına, çevresini saran otlara ve aralıksız esen rüzgara ev sahipliği yapıyor. Sıvaları dökülmüş bu evler arasında gezerken gözünüze ilk çarpan işçiliğine hayran kalınacak taş duvarlar oluyor. Tüm o bakımsızlığına ve yıpranmışlığına rağmen büyük bir emek ve özenle dizildiği anlaşılıyor. Yassı taşlardan, harç kullanılmadan örülen taş duvarlar yıllara inat, belki de tüm yaşanmışlıkların hatırına ayakta durmaya gayret ediyor. Aranızda mutlaka Fethiye'deki meşhur Kayaköy'ü ziyaret eden ya da en azından adını duyanlar olmuştur. İşte Sazak Köyü için İzmir'in Kayaköy ifadesini kullanmam sanırım yanlış olmaz. Benzer hikayelerin kahramanı olan, aynı kaderi paylaşan bu iki köyün arasındaki en büyük fark, henüz buranın Kayaköy kadar ünlenmemiş olması, onun kadar ziyaretçi çekmemesi. Ama bence Sazak Köyü'nün ve hikayesinin en az Kayaköy kadar biliniyor olması gerekiyor. Yıkık duvarlarının arasında saklı kalmış onlarca öyküsüyle Sazak Köyü, Karaburun'da mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Yüzyıla yakın bir süre boyunca ihmal edilmiş olsa da Sazak Köyü günümüzde bölge turizmindeki yerini almış. Yürüyüş rotalarının ve fotoğraf gezilerinin en önemli durağı haline gelmiş. Bu tarihi yerleşim yerini Türk turizmine kazandırmak için bölge halkı ve yerel yönetimler tarafından da çeşitli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya da devam ediyor. En büyük temennimiz bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve bu özel köyün hak ettiği değeri bulması. Sazak Köyü, Türk ve Rumların beraber yaşadığı yarımadada Rum nüfusun en yoğun olduğu köymüş. Mübadele sonrasında geride kalan ve 10 haneye geçmeyen Türkler de komşu Parlak Köyü'ne göç etmişler. Zamanla kapı ve pencere gibi kullanılabilecek malzemelerin de sökülmesiyle evler kaderine terk edilmiş. Bu evlerde yaşamın izlerini görebilmek artık oldukça zor. Oysa nesiller boyu bu topraklarda yaşanmış hatıralar bu yıkıntıların arasında bir yerlerde hala saklı duruyor. Sert rüzgarlara açık bu tepelerin böyle çorak göründüğüne bakmayın. Köyün canlı günlerinde yüksek rakımlı bu tepeler aslında bakımlı bağlarla kaplıymış. Günümüzde oldukça azalan bağcılık zamanında Sazak Köyü sakinlerinin bir numaralı geçim kaynağıymış. Esen sert rüzgarlar da dönemin önemli sorunlarından biri olan sivrisineklere karşı korunmalarını sağlıyormuş. Artık ne o eski bağlar kalmış ne de onlara bakacak kimseleri. Geride sadece yıkık duvarların ardındaki hikayeler ve onları fısıldayan rüzgar kalmış. İnsan bu haliyle gezerken köyün eski günlerini hayal etmekte bile zorlanıyor. Bugün artık o yıllara tanıklık eden, o günleri hayal etmek zorunda olmayanların sayısı yok denecek kadar az. Büyük annelerinden, büyük babalarından o çok sevdikleri köylerini arkalarında bırakma hikayelerini dinleyenlere ise bir masal kadar uzak. Ve işte o uzak olanların bazıları, belki de çok yakınımızdan, tam karşımızdaki Sakız Adası'ndan şu anda bizi izliyorlar. Bu yalnız köyse bir umut görürler diye her gün güneşin üzerinde battığı adayı selamlamaktan vazgeçmiyor. Zamanının Sakız Adası ve deniz manzaralı pencereleri bugün artık rüzgar türbinleriyle bezeli bir resmi çerçeveliyor. Yarımadanın yamaçlarını saran,
gücünü rüzgardan alan enerji santralleri Sazak Köyü'nün yanı başına kadar uzanıyor. Yalnızlığına terk edilmiş bu köyde yıkıntıların arasından kalkıp bölge turizmine güç vereceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Elbette tanışacağı yeni ziyaretçilerini de. Yüzyıllara uzanan tarihine tanıklık etmek, hikayesini dinlemek, hatta hikayenin bir parçası olmak isteyenlere bizim aracılığımızla iletmek istediği bir de mesajı var. Hem de oldukça tanıdık. Keşke burada olsaydın.